Günaydın, hoş geldiniz arkadaşlar. Mira'yı okula götürüyorum, kahvaltısını yaptırdım. Mira şimdiden kankalar edinmiş. Ece Minel mi diyordun Mira? Ece Minel diyor, çok seviyorum. Ece Minel bugün diyor okula gelecek mi diyor. Gelecek, Ece gelecek. Ece Minel nerede? Gelmiştir belki de, gel bakalım. Bugün dedi, anneciğim saçlarımı açar mısın? Dedim olur, bugün de açık gidelim. Bayırda çıkıyoruz. Bayağı bir nefes nefese kaldım yine. Mira'yı okuluna bıraktım, eve geldim arkadaşlar. Şöyle bir evi toparladım. Dedim kahvaltımı yapayım. Mira'ya yaptırdım ama ben birazcık böyle geç saatte yapıyorum. Saat 10'a geliyor. Çok erken saatte canım çekmiyor kahvaltı yapmak. Şöyle tost atayım üstüne dedim. Çayla bugün de bunu yerim kahvaltılık. Şöyle bir evi elden geçirdim arkadaşlar. Günlük temizliği yaptım. Kahve suyu üstüne koydum. Bir makinede çamaşırlarım var. Onlar da çıksın, onları asacağım. Kahvem daha pişmedi, onu bekliyorum. Bu arada bugün böyle yorumlarınıza bakarken bir arkadaş şey yazmış, Selma bu bardağı nereden aldın diye. Ben bu bardağı alalı epey oldu. Çarşım AVM'den almıştım. Cam bardak da çok keyifli olur diye yazmış. Gerçekten keyifli oluyor. Şöyle. Bir de double bu. Epey bir alıyor yani. İki kahve fincanı kadar alıyor. Hadi şöyle bir içeriye gidelim beraber. Bu sefer çok koymadım. Bazen çok koyuyorum, böyle taşacak gibi oluyor. Balkonun camını açtım. Dedim ki ev hava alsın. Şöyle kahvemi koyayım. Biliyorsunuz şey demiştim size, saç düzleştiricim bozuldu diye. Benim emektar saç düzleştiricim bu. Bayağı baktım arkadaşlar, saç düzleştirici, böyle elektrik tamirci göremedim. Burada böyle sağ olsun komşular var. Dedim ki Melek dedim, hani nerede yaptırabilirim diye. Dedi ki benim eşim dedi elektrik teknisyeni. Allah'ım şansa bak dedim. Kablosunda problem varmış dedi. Biz yaparız dedi sağ olsun. Kablosunda problem varsa çözülür dedi. Zaten kablosunda problem varmış. Şöyle şimdi kullanabiliyorum düzleştiriciyi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hazırlandım şimdi arkadaşlar. Mehmet'in gelmesini bekliyorum. Birazdan gelir. Bugün işten erken çıkacak dedik ki, hazır işten erken çıkmışken böyle plan yaptık. Hem market hem de çarşılık işlerimiz var. Onları hallederiz dedik. Çağrı Market'e geçeceğim. Birkaç eksiğim var. Onları alacağım. Bir de katalogda gördüm, böyle çok güzel kaliteli yapıda suluklar geliyor. Mira'ya okul suluğu alırım dedim. Oraya uğrarız. Bir eve gelir dinleniriz. Bir şeyler atıştırırız dedim. Ondan sonra da çarşıya geçeceğiz. Yemek masası takımı bakacağım arkadaşlar. Artık onun sırası geldi. Şu köşeye bir yemek masası almayı düşünüyorum. Çok büyük ölçülerde almak istemiyorum. İnşallah aradığım ölçülerde vardır. İnternette var ama işte her mobilyacıda olmuyor. 80'e 130 tarzında istiyorum böyle. Aman aman büyük şeyler, masa takımları istemiyorum açıkçası. Tam ideal boyutta, ne büyük ne küçük, 80'e 130 bize yeter. Ya masa takımı da lazım oluyor. Ne bileyim, bir gelenin olur, gidenin olur. Ondan sonra bir özel gün olur. Yani lazım oluyor. İnşallah böyle koltuklarıma uygun bir model bulabilirim. Bulursak bugün alacağız inşallah. Bakalım, aklımdaydı. Sırası onun geldi nihayet. Bugün alacağız inşallah, beğendiğimiz böyle güzel bir şey bulabilirsek. Ben de şimdi televizyona bakıyordum. Bayağı programlar başlamış arkadaşlar. Epey bir program vardı. Şöyle bir göz atayım dedim. Saçlarıma bakıyorum. İnanın saçlarımı fön çektirdiğimde böyle kabarıyordu. Nasıl kabarıyordu? Eve gelene kadar o fönün etkisini kaybediyordu. Ama düzleştiriciye bakar mısınız? Kalıp gibi yapıyor ki saçımı düzleştirmedim. Şöyle üstünden bir dalga yaptım. Gerçekten düzleştiricimin üstüne tanımıyorum. Benim saçım böyle biraz elektrikli yapıya sahip. Benim saçımı bile bakın böyle dümdüz yapıyor. Fönden daha iyi en azından. Remington markalı. Eğer ihtiyacınız varsa kesinlikle bir bakın. Bu düzleştirici gerçekten, birçok marka kullandım ama yok, bunun üstüne tanımıyorum yani. Tavsiye ederim. Şimdi markete geldim arkadaşlar. Bakın şu baharatlıklar çok hoşuma gitti. Böyle küçük tezgah üstünde güzel olur. Tanesi 25 liraymış arkadaşlar. Şöyle bir boy büyüğü 30 liraymış. Güzel yani, camı falan da kaliteli. Şimdi bunlar da birazcık aklım kaldı açıkçası, hoşuma gitti. Bunu katalogda gördüm. Vagon markalı. Hani bunlar koku yapmıyor ya. Bu marka güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da hep böyle koyu renkli. Acaba açık rengi var mı? Şunlar da güzel. Böyle tam spor yapanlar için.
300 lira. Şöyle ikili cam cezve takımları var arkadaşlar. Bu küçük boyu 250 mili. Bir de 300 mili. İkili takım halinde 120 lira. Vallahi bana fiyatı uygun geldi açıkçası. Şöyle hemen koyayım. Ama dediğim gibi fiyatı güzel geldi. Burada da bardak altlıkları var. Şöyle. Güzelmiş bunlar da. Şu kayınvalidem şunu almıştı. Çok memnunum dedi. O kadar memnunum dedi ki. Şöyle. Şu bu kolu değil de şu silikon kolundan aldı. Şöyle. Bunlar da güzel oluyor arkadaşlar. Bir de bakın. Şöyle ben... Bende bunun büyük boyu var. Şöyle pilav tenceresi böyle küçük boyunu alsam daha iyi olur. Benimki biraz yıprandı. Bakın benimki şu bol. Biz azız ya. Bu tam doldurur. Bunun fiyatı ne kadarmış? 389 liraymış. Market alışverişimizi yaptık. Şimdi eve doğru geçiyoruz arkadaşlar. Biz eve geldik arkadaşlar. Aldıklarımızı poşetten çıkarttım. Şöyle Marmara Birliği zeytini kampanyalıydı. Dedim indirimdeyken alayım. Şöyle dilim sucuktan aldım arkadaşlar. Kahvaltıda iyi oluyor, pratik oluyor dilim sucuk. Peynirim bitmişti. Şöyle bir tane peynir aldım. Şöyle yeşil zeytin aldım. Dedim kahvaltıda yeriz. Kakaolu fındık kreması aldım. Şöyle içimin sütünden aldım arkadaşlar. Bir de Coco Pox aldım. Dedim ki sütle birlikte kahvaltıda bazen insan değişik bir şey alıyor. Yeriz diye düşündüm. Bir de şöyle altılı kakaolu sütlerden aldım Mira'ya. Mira seviyor bu sütleri. Bir de tabii ev salı görüntü olunca ekstradan bir seviyor. Mira'nın suluğu vardı. Geçen sene aldık. Geçen seneden bu yana böyle severek kullanıyorduk. Ama son zamanlarda akıtmaya başladı şu kısmından. Tamir etmeye çalıştık ama olmadı arkadaşlar. O yüzden mecbur yeni suluk arıyordum. Böyle internette bakıyordum. Şu markada çok sağlıklı, koku yapmaz, böyle kötü maddeler içermiyor diyorlardı. Çağrı Market'e geleceğini duyunca da açıkçası kaçırmak istemedim. Mira'nın okul suluğu olarak dedim alayım. Bakın şu şekilde çıkıyor. Şuradan içebiliyor. Yani tek olumsuz yanı bence ipinin olmaması. Çünkü dışarıya çıkınca ipli olunca bazen koluma takınca bile kullanıyordum. Ama bu marka hani en iyi markalardan bir tanesi olduğu için dedim alayım. En kötü Mehmet dedi ki bunu çıkarır takarız Selma dedi. Dedim doğru söylüyorsun. Zaten pembesi de şöyle bir tane kalmıştı. Hani mavi almak istemedim. Hani turuncu sarı da olsa alırdım. Onlar da yoktu. O yüzden şöyle bir tane pembesinden aldım. Dedim şöyle çubuk kreker alayım. Bazen Mira'ya veriyorum. Şöyle üçlü çikolatalardan aldım. Türk kahvem çok az kalmıştı. Türk kahvesi aldım. Bir de çok seviyorum bunu. Şu tüy toplayıcı koltuk üstlerinde falan çok güzel oluyor. Dedim bir tane de bundan alayım. Bunun fiyatı da 50 lira falandı. Şu şeyde daha yüksek. 220 lira falan görünüyordu. Kasada 200 liraya düşmüştü arkadaşlar. Bir de birkaç ıvır zıvır da aldık. Sözde güya kahvaltılık almaya gittik. Şimdi bunları toplayayım. Birazdan da size onları göstereyim arkadaşlar. Mehmet de kendine bir parça aldı. Ben de kendime bir parça aldım. Ben de kendime bu kavanozlardan aldım arkadaşlar. Böyle iki küçük iki büyük takım yaparım dedim. 4 tane aldım. Şöyle tezgah üstünde dedim baharatlık olarak kullanırım bu büyüğü. Bir tane daha olacak. Aynen bu da küçüğü. Şöyle poşeti kaldırayım. Şöyle dedim ki iki büyük iki küçük olarak şöyle bir stand yaparım. Mesela tuz koyarım, pul biber, karabiber, tuz ya da çay tuz yaparım dedim. Güzel olur şu ocağın yanında diye düşündüm. Bunları yıkayayım. Çarşıya gidelim. Ondan sonra gelince de doldururum üstlerini. Çağrı Market'te şöyle kabin boy valiz gördük. Mehmet'e de düşünüyorduk. Hazır dedik, rengi de güzel, alalım. Bir de markası da güzel. Ben geçen sene bu modelin aynısını mürdüm rengini almıştım. Gerçekten sağlam çıktı. Dedim bence kaçırma, Mehmet'i alalım. Çünkü kısa seyahatlerde gerçekten iyi oluyor. Şimdi bir bende bir Mehmet'te olunca rahat ederiz. Hani büyük valiz hiç almayız diye düşündük. Bunun fiyatı 550 liraydı. Evet, daha uygunları da var. Ama bu gerçekten kaliteli. Şimdi mobilyaya geldik arkadaşlar. Masa takımı bakmaya. Koltuklara da şöyle bir gözüm gitti. Bakın şu güzelmiş. Şöyle bakın, burada bir sürü koltuk var.
Şöyle masalar var. Şunlar güzel de ölçülerine bir bakarız şimdi. Bayağı da çeşit varmış. Şu bize çok uyuyor ya. Ama ölçüsü büyük gibi. Oradaki de mi? Yok şu. Şu tam. Tamam. Şu özellikle de bizim bu sandalye kılıfıyla çok güzel uyuyor. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şuraları da böyle altın altın. Şuraları çizgili. Şunlar daha küçük sanırım. Şimdi geldik. Bakın İnegöl Mobilya mağazası. Çarşısı diye geçiyor. 4 katlı. Böyle her marka ürünlerini koyuyor buraya arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım. Burada çok fazla masa oluyor çünkü. Bakar mısınız masalara? Şöyle. Ay şu masa güzelmiş bakın. Burada çok güzel masalar var. Ne kadarmış? Nakit fiyat 8.000 TL'ymiş. Şöyle. Şurada var. Bakalım. Burada var. Burada nakit ne kadarmış? 8.650. Bu da güzelmiş sandalyeleri. Güzel değil mi? Çok şık. Şu masayı da çok beğendim. Ben bu masayı daha çok beğendim. Bunu mu beğendin? O var ya. Çok şık değil mi? Ölçüsü 75'e 120. Aşkım şunun ölçüsü ne? 70'e. Bu tam bizim evlik ama ölçü olarak. Onu mu beğendin? Şöyle şu taraflara doğru da bakalım. Masa ölçüsü ne? Neymiş bu? Gidebilirsin. 80'e 130, 8500 nakit. 9000 şey. Şu da küçük gibi geldi bana masa. Bakalım. 80'e 120. Ne kadar? 8000 nakit. 8800 taksitli. Şu da 10.000. Çok büyük arkadaşlar ya. Yani. Çok büyük. Burada masa çeşidi var. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın mesela bu masa 70'e 110 santim. Böyle küçük evler için tam ideal boyutta. 8000 lira. Bakın şunun ölçüsü neymiş? Buna bakalım. 80'in 130, 9000 taksitli. Mehmet şunu çok beğendi arkadaşlar. Şöyle yakına alayım. İnanılmaz beğendi. Diyor ki ben bunu çok sevdim diyor. Bu ölçüsü 75'e 120. 8650 nakit fiyatıymış. Burada bayağı masa çeşidi var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Büyük, küçük. Her ölçüde yapmışlar vallahi. Ay şu masa çok şık. Mehmet kahve istiyor. Ben beyaz istiyorum. Ay sandalyelerle değiştirebilirler diye düşünüyorum. Bakayım 80'e 120. Güzel. Gel kızım. Bu da güzel arkadaşlar. Gidelim 10.500. Hayatım burada daha çok çeşit var. Ben sana bir şey diyeyim. Onu alacağım %90. Ama Mehmet bence şöyle açık renk masa daha güzel değil mi? Hangi açık renk? Şu mesela sandalyelerle değiştirme şansı. Bir şey diyeceğim. O tam eve uygun. Hmm. Bak. Gör bak. Doğru ama onda da gold var haklısın. Ama bence biraz daha onun küçük masa. İlerideki dükkanlara da gidelim. Burası sadece tek bir dükkan. Buranın üstü var, altı var. Çok çeşitli burası arkadaşlar. Biz ondan dedik buraya doğrayalım. Yani istemediğiniz kadar şey burada da bulamazsak başka bir yerde bulamayız. Şimdi Esra'ya geldik arkadaşlar. Burada da bakın böyle bayağı masa takımları falan var. Buraya da şöyle bir bakalım dedik. Şu da güzelmiş. Bakın şöyle üstü falan güzel. Tamam şimdi alacağız sana. Mağaza girdiğimiz yerlerde müzik oluyor. Böyle her mağazada size çekemedim ama inanın 9-10 mağaza gezdik arkadaşlar. Benim beğendiklerim oldu. Mehmet'in beğendikleri oldu. Bir ortak noktada buluşamadık. Mehmet o ahşap masaya taktı kafayı. Çok beğendi. Hani ayakları siyah. Mobilyacı dedi ki ayaklarını değiştirebiliriz, ahşap yapabiliriz, başka bir renk yapabiliriz. Siz hangi renk isterseniz onu yapabiliriz. Mehmet onu çok sevdi. Ben de böyle krem rengi masa düşünüp gittim açıkçası. Mehmet dedi ki Selma krem rengi bize çok uymaz. Hani biraz sırıtır dedi. Ben de dedim yok güzel ferah olur.
Öyle bir arada kaldık. Bir de ondan sonra çok fazla mağaza gezince kafam da karıştı arkadaşlar. Dedim Mehmet eve gidelim. Ben bir düşüneyim ondan sonra alırım. Ama şimdi yavaş yavaş düşünüyorum doğru söylüyor. Mesela şimdi televizyon sehpamız beyaz. Gerçekten böyle çok fazla bağırıyor orada. Ahşap tonları daha iyi olur. Böyle koltuğun renginde sandalye. Ahşap böyle tonlarında masa olursa daha iyi olur. Haklı. Çünkü TV sehpasından yola çıkarsam TV sehpası şu anda orada hiç güzel durmuyor. Öyle bakalım siz hangi modeli beğendiniz bilmiyorum ama ben şu çizgili çizgili olanı beğendim arkadaşlar. Böyle ahşap masa. Mehmet'in dediğinde karar kıldım. Bakalım. Şöyle bir düşüneyim. Ondan sonra siparişini veririz inşallah. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün böyle alır hallederiz diye düşünmüştüm. Çok da fazla yer gezmemek lazım. Böyle beğendiğini almak lazım. Kafam karıştı, başka bir güne kaldı. Neyse, Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.